Hüseyin Karal Serası, kahyalar arkadaşlar. Ekimin başı gibi dikim yaptık biz bu seramıza. Şöyle ileriye doğru gittiğimiz zaman bitkilerimizin gövdesindeki kütür genişlemesini, kökleri, köklerdeki iştahı görüyoruz. Her bitkimizin iki tarafında da çok fazla fidan da söz konusu. Bitki kendisi bunu çok rahat atıyor. Bunlar güzel görüntüler. Ekim, dediğimiz gibi ekimin ilk haftası gibi doğumlar, dikimimiz. Bitkilerimizin boyları şimdiden zaten bir yukarıya, seramıza değecek pozisyona geldik. Kütürler de istediğimiz durumda. Köklerine beraber bakalım. Şuralarda olduğu gibi kökü zaten görüyoruz. Bitkimizin gövde rengi müthiş bir durumda. Şimdi arkadaşlar ben burada size farklı bir şey anlatmak istiyorum. Buralarda köklerimiz işte her tarafında var. İleriki bitkilerimizin ta buralara vuran kökleri. Benim size anlatmak istediğim şimdi bitkimizin her tarafında fidan var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orada da var 8 tane. Şimdi arkadaşlar bunu biz temizlersek, gel Hüseyin'im gel. Bunu temizlersek arkadaşlar bitkimizin tamamının çevresini, gövdemizin bu bölgesinin çevresini yaralamış olacağız. Yaralayınca da kökleri de kesilmiş olacak. Böyle durumlarda yapılması gerekiyor şu arkadaşlar. Karşılıklı iki fidan, bu tarafı da şöyle. Bu fidanla bu fidan ya da bununla şu fidanı alırken bitkimizin bu tarafı, bu iki fidan kalırsa, örnek söylüyoruz, burayı temizleyeceğiz ki bir yarısı bitkimizin zarar görmemiş olacak. Burada da şuradan gösterelim, örnek şu fidanımızla bu fidanımızın olduğu kısma dokunmayacağız, bunları alacağız. Ondan sonrasında 10-15 gün sonrasında da diğer fidanlarımızı istersek teke düşürürüz, istersek yine alırız. Şimdi burada Hüseyin alıyor. Şimdi al Hüseyin. Şu ikiyi bırakıyoruz. Bıraktık abi. Hı hı. Yalnız Hüseyin gel. Şurada Feyza şunu bir göstersene. Şimdi Hüseyin alırken burada bir hata yaptı. Şu takoz burada kalmayacak. Ama böyle yapmayacağız arkadaşlar. İçeriye itmeyeceğiz. Bu biraz ucu sivri. Ucu sivri oldu lan. Bu şekilde alacağız. Sonra burayı dolduracağız. Yani bitkimizin dibinde takoz bırakmayacağız. Bir de bu şekilde ileri itmeyeceğiz. Gel bu tarafa. Şura bak. Şunu görüyor musun? Hüseyin sen de bak. Burada bu kalmayacak. Şu takoz. Tamam. Biraz bunu alacağız. Köklerde kırılma yapabilir. Çok önemli değil. Dolduracağız bunu güzelce. Bu arkadaşlar eğer bunları da alırsak bu böyle zararlanma her tarafında olacağı için bitki yıkılır. Çok rahat yıkılır. Onun için bakmayın burada kök sistemimiz çok güçlü. Etkilenmiyor ama bunları alırsak yıkılır. Hüseyin şunu da al. Anladım. Şu kalsın, şu da kalsın. Diğerlerini al. Bas 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 bas. Aşağıda kalmasın. Bas aşağı bas. Bak öte, al. Tamam. Şu kalsın. Evet. Öbür tarafından al. O parça kalmasın orada. Yanında öteki de kalmasın. Tamam. İlk aldığın yerde var. Bak onlar kaldı mıydı? Hala var. Ha, bitti.
böyle zarar, ileri öyle yapmıştı. Öyle dürtme dibine. Tamam mı? Sonra burayı güzelce doldur. Doldur. Hiç boşluk kalmasın orada. Bas 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 şeye. Ayağınla bas güzelce. Şimdi şunu da al Hüseyin. Bak sen biraz şey alıyorsun bak. Benim gibi alacaksın bak. Bak böyle aşağı inirsen bir şey olmaz. Bak şimdi gördün mü? Tamam. Bak şurayı aşağı, şurada küçük bir şey daha var. Oradan. Şimdi burada arkadaşlar şurada hiçbir şey kalmadı. Görüyorsunuz kalıntı olarak. Hiçbir şey kalmadı. Dik dik basılırsa böyle bir sıkıntı olmaz. Ama şu şekilde basılırsa, biraz da yetersiz basarsa bu sıkıntı olur. Doldur Hüseyin şurayı tamamıyla. Altında boşluk kalmasın. Sonra ne yaparız biliyor musun? Şunun ikisini de alırız. Şu fidanımız kalır, onunla devam ederiz. Şimdi bu ikisi kalsın mı? O iki, şunu da alabilirsin. Bunu da al. Bas. Ver bana bir. Bunlar, haydi haydi. Sesi bitti ya. Evet. Yani kesme sesi bittikten sonra görüyor musun? Evet. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Küçük bir şey. O hiçbir problem değil. Altında şey de kalmasın bak. Şunlara kadar temizlendi bak. Bu öyle kaldı işte. Onu dolduracağız. Bitti. Sonra bu zarar gördüğü için ufak yollu bunu alacağız. Öteki güçlü şey kalacak. Tamam Hüseyin'im, bu olay bu. Tamam abi, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu burada buna bu önemli bir noktaydı. Onu sizinle paylaştık. Diğer tarafları anlatmama gerek yok zaten. Bitkimizin her şeyi dört dörtlük. Gövde renginden yaprağı kendisinin yırtmasına kadar her şey gayet güzel gözüküyor. Şimdilik buradan herkese selamlar.